Baba kız takılın. Ben bir annemlere gidiyorum. Dolapta pırasa var. Sen onu böyle yoğurtla kavur yersin sana. Bak bana Elif aldı. Ama eteğini ben giydirdim. Aa, ne kadar güzel yapmışsın ya. Çıkar bakalım montunu. Bir elimiz yüzümüzü yıkayalım. Ayakkabıları da çıkar. Ayakkabılar. Mercan. Ha Ceylin sen mi geldin? Ne yaptınız ya, yerleşebildiniz mi? Yerleştik, yerleştik. Ay ben bu gömlek mevzusunu sordum anneme. Ay abla ben unutmak istiyorum, sen hatırlatıyorsun. Ya bağırma, duyacak. Niye değişiyorsun o zaman, yapma. Konusu açılacaktı illaki. Açık açık bir şey demedi ama inkar da etmedi. Ay bir de ölmüş adamla benden böyle hesap mı soruyorsunuz falan diye üste çıktı. Bir şeyler olmuş anlayacağım. Ben anlamıştım zaten bir şey olduğunu. Ama unutmak istiyorum mümkünse. Tamam. Ceylin, ha, sesini anne. Duydum sandım. Gelmişsin. Ne tekiliyorsun orada, girsene içeri. Ha, yok ya, ben de yeni geldim zaten, çıkacağım şimdi. Ilgaz nasıl? Nasılsınız? Daha iyi. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Ya ben sana ne diyeceğim? Sen bir saate Mercan'ın yanına çıkabilir misin? Biz Ilgaz'la Çınar'a bakmaya gideceğiz de. Olan yok değil mi ortalıkta? Ne yapsın? Eve dama sığamıyordur şimdi acısından o. Ne? İşte biz de Çınar'a bakmaya gideceğiz. Kızım ben gelecektim zaten. Fırına börek koydum. 10-15 dakikaya kadar pişer. Onu çıkaracaktım yukarı. Yaşa ya. Ay şu an dünyanın en şanslı insanıyım. Gerçekten. Biraz çok çıkartırım, sabah da çayın yanına yersiniz. Tamam hadi, bir tanesin. Öpüyorum. Hadi görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz abla. Bay bay. Dur bakayım da şuna. Şeyini bilemedim ben bu yeni fırının. İnşallah yanmamıştır güzelim börek. Yeni derken benden eski o fırın. Vallahi mis gibi olmuş ha. Çıtır çıtır. Ceylin Hanım'ın neden yanıma taşının illa birlikte olalım dediği belli oldu. Hazır yemek önünde. Kızına bakacak anneanne emrine amade. Hayır, biz seninle yakında böyle anne kız temizliğe de gideriz. Kirleri yıkarız, ütüleriz falan. Aylin, ne biçim konuşuyorsun kızım? Yakışıyor mu sana kardeşinin arkasından böyle konuşmak? Her şey ortada anne. Sen de görürsün bak. Hayır, sen bir sıkıntı yok diyorsan o başka dava tabii. Hayır, ne olabilir? Yani torunuma bakmak, evladıma iki kap yemek götürmek... Yani bunun nesi dert olabilir ki? Aynı şeyi sana da yapmıyor muyum? Senin de çocuğuna bakıyorum. Ben işi sana bırakıp 80 tane bahane uydurup gitmiyorum ama. Hep evdeyim farkındaysan. Belki de asıl derdimiz budur. Senin sürekli kocana, bana, bize, kardeşine musallat olman. Ne diyorsun anne ya? Kime musallat olmuşum ben? Hep evdesin. Hep mağdursun. Sinirlisin, huysuzsun, mutsuzsun, suratsızsın. Gözlerin hep üstümüzde, hep bir hatamızı kolluyorsun. Hiç durmadan laf sokuyorsun. Acaba diyorum, kendine bir meşgale mi bulsan, hayata katılsan mesela. Bizi bir bıraksan. Bizimle uğraşmasan. Anne sen benim sevdiğim börekten mi yaptın? Tavuklu olan mı bu? Vallahi tavuklu. İnşallah bu sefer de olmuştur. Çünkü ben bunun yufkasına pek bilemedim yani, bilemedim. Olmuştur, olmuştur. Onun içi efsane zaten. Bak annem bu böreği harika yapıyor ya, efsane. Hiç şüphem yok. Ne yapıyorsunuz siz orada? Vah vah. Kızım ben bu kadar kapkacak getirmedim. Bunlar sabahtan mı kaldı? Bir kısmı akşam, bir kısmı sabah diyebiliriz Gül anne. Ya anneciğim çalışıyoruz. Öyle aceleyle evden çıkıyoruz. Bakma hiç öyle şimdi. Kızım biraz suda bekletseydiniz. Çok yağlı onlar. Kurumuştur da. Gerek yok. Önden uğraşmadan da çıkar.
Bitti bile. Aa. Nerede? Evet, ayran da çıkartalım. Evet. Evet, şimdi biz yerken hızlıca yıkanır, tertemiz de olur. Hem böyle daha tasarruflu, sen bana güven. Mercan, hadi gel kızım. Bak anneanne neler yapmış. Anne sen neler yaptın böyle ya? Donatmışsın masayı. Delirt bizi, delirt. Kızım kuru kuru börekli olur mu? Bak sarma var, pilaki var, musakka var. Oh, ağzım sulandı vallahi. Mercan hadi. Gel kuzum. Eski ve koktu. Bunlar ne? Bak anneanne sana ne yapmış? Anneanne sarması var. Anneanne böreği, musakkası, pilakisi. Sen hangisinden yemek istersin? Söyle bakalım. Sarma. Sarma. Evet. Vallahi alışırsak sonra üzülürüz ama Gül anne. Ay aşk olsun sana ya. E öyle ama Ceylin'cim. Hadi hadi afiyet olsun. Vallahi seninle aynı sofrada olmayı özlemiş. Siz iyi olun, siz mutlu olun. Vallahi ben her şeyi pişiririm. Hı? Değil mi kuzum? Gül anne çok güzel olmuş. Annemin meşhur böreği dedik ya. Ben niye daha önce yemedim bunu? Çok heyecanlıyım. Bitince nasıl olacak acaba? Ne renk süreceksin sen şimdi bana? Mavi. Mavi mi? Mavi benim en sevdiğim renk. Hadi bakalım. Aa! Bu ne hal? Mercan beni prenses yapıyor. Daha bitmedi. Bu göz de var. Kapa anneanne. Bu bitince de oje süreceğiz ama hepsi ayrı renk. Sonra onların hepsini yerine geri koyacağız ama değil mi? Sonra ben sabah nerede diye ağlıyorum. Tamam. Tamam, tamam diyor aşkım. Senin yerin bak. Sen makyaj mı yapıyorsun? Evet. Yani anlayacağın çok işimiz var. Çok meşgulüz, bizi oyalama. Ha, tamam. O zaman şimdi bizim babayla bir işimiz var. Gideceğiz, sen uyumadan yetişeceğiz, geleceğiz. Sen de anneanneyle güzel güzel oynuyorsun. Tamam. 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 Çok sağ ol anneciğim. Tamam kızım, hadi merak etme. Hadi güle güle. Hadi bakalım. O ne? Mavi allık. Mavi allık.